Bu ağaçlar büyüdükçe Çin ile Mamak arasında, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler İnşallah güçlenecektir diyorum. Ankara'da Türkiye-Çin Dostluk Ormanı kuruldu. Yaklaşık 150 fidan toprağa kavuştu. Bugün biz bir dostluk programı yapıyoruz. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Türk-Çin Dostluk Vakfı ve Mamak Belediyesi ağaç dikim töreni gerçekleştirdi. Törende Çin ile işbirliği vurgusu yapıldı. Son yıllarda Çin ve Türkiye bir kuşak bir yol inisiyatifini ortak inşa sürecinde gerçekten ilişkilerimizde çok uzun soluk gelişmeler ve mesafeler kaydedildi. Umarız bundan sonra Mamak ile her alanda güzel işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Bu tören bundan sonra yapacağımız Çin devleti ile beraber yapacağımız projelerin ilki olduğunu düşünüyorum. Çin ile Mamak Belediyesi arasında ortak kültürel, sanatsal ve aynı zamanda ticari olarak da birçok projeyi gerçekleştirmeyi umuyorum. Dostluk Ormanı'nın ilk fidanını AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li birlikte dikti. İkili fidanın can suyunu da el ele verdi. İnşallah yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmasıyla beraber 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bölgemizin gerçekten yoğun bir ağaç kazandıracağını düşünüyorum. Çam dikme etkinliğine Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkanı Hasan Çapa, Çinli iş insanları ve büyükelçilik çalışanları da katıldı. Bundan sonra her sene, her 1 Ekim tarihinde elçiliğimizdeki arkadaşlarımız buraya gelecekler. Yüzyıllara dayanan dostluğumuz dolayısıyla bundan sonra kıyamete kadar kardeş iki ülke olarak devam etsin istiyoruz. Törende Çin-Türk dostluğunun simgesi olan 150 fidan dikildi. Diktiğimiz her ağaçlar birer dostluğun simgesi haline getirilecektir. Umarız bu ağaçlar büyüdükçe Çin ve Türkiye arasındaki dostluk da güçlendirilecektir. İkincisi...